Ya Ankara'da kıyamet kopuyor. Şimdi Nazlıcan, Yeniden refahın kararı şimdi sakinleşendi. Henüz net bir şey belli olmadı, olmamasına rağmen ciddi manada bir tartışma var Ankara'da ve İstanbul'da. Yeniden Refah Partisi'nin aday göstereceği yönünde bir takım iddialar var. Ama Yeniden Refah Partisi tarihi bir karar verecek ve o tarihi kararı verirken de 2028 yılını hesaba katacak. Yarın çok geç olabilir. Ha şunu söyleyeyim, ne bekliyorlardı, ne oldu, tartışmalar gizli kapaklı. Onun ardındaki gerçekleri biz bilmiyoruz. Bunları Yeniden Refah Partisi'nin yetkililerinin açıklaması lazım ama ne demişti hoca Mehmet Altınöz? Bizim beklediğimiz hiçbir şey olmadı demiş. Ve biz kendi adaylarımızı göstereceğiz demiş. Ya Ankara'da kıyamet kopuyor. Bu Yeniden Refah. Onu da konuşalım ve kapatalım. Tamam. Şimdi Nazlıcan... Yeniden Refah'ın kararı. Bir konuşalım onu da. Şimdi henüz net bir şey belli olmamasına rağmen ciddi manada bir tartışma var Ankara'da ve İstanbul'da. Yeniden Refah Partisi'nin aday göstereceği yönünde bir takım iddialar var. Ama Yeniden Refah Partisi tarihi bir karar verecek ve o tarihi kararı verirken de 2028 yılını hesaba katacak. Yarın çok geç olabilir. Ha şunu söyleyeyim, ne bekliyorlardı, ne oldu, tartışmalar gizli kapaklı, onun ardındaki gerçekleri biz bilmiyoruz. Bunları Yeniden Refah Partisi'nin yetkililerinin açıklaması lazım ama ne demişti hoca Mehmet Altınöz? Bizim beklediğimiz hiçbir şey olmadı demiş. Ve biz kendi adaylarımızı göstereceğiz demiş. Şimdi dolayısıyla baktığımızda Yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarına baktığımızda Suat Kılıç'ın açıklamasına bakıyoruz. Diyor ki ikinci bir dönemi yaşamayacak diyor İmamoğlu. Millet buradan şeyi anlıyor. Biz Cumhur İttifakı içerisinde olacağız anlıyor ama aslında Suat Kılıç olsun, Mehmet Altınöz olsun Yeniden Refah Partililerin sürekli gündeme getirdiği şey İstanbul'u biz alacağız diyor. İddialarını ortaya koyuyorlar. Şimdi hala bir şey var. Konuşmalar devam ediyor. Ve mesela Elazığ Belediye Başkanı Faruk Septioğlu, Ali Rıza Septioğlu'nun oğluydu. Bu Şeyh Said torun takıntısı da devam ediyor. Millette bak Şeyh Said'in torununu aday gösterdi diye. Şeyh Said bu ülkede adamı yok etmişler. Tamam mı? Sonra onun torununun torununun torunun torun toru 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 tor, gider gittiği kadar ne diyorlar? Onlara yaşam hakkı yok. Onlar siyaset yapamazlar. Onlar şunu yapamazlar. Ya mesela Ali Rıza Septioğlu'nun ben çok iyi tanırdım. Allah rahmet eylesin. Bu ülkeye ne zarar olmuş yani? Şeyh Said Torun takıntısından vazgeçilmesi lazım. Yeniden Refah'ın bu işte bu yolda aldığı yol çok güzel. Elazığ'da Ali Rıza Septioğlu'nun oğlu Faruk Septioğlu'nu aday göstermişler. Sonra Kasım Gülpınar AK Parti'de çok önemli bir isimdi. Recep Tayyip Erdoğan danışmanıydı. MKYK üyesiydi. İddia o ki AK Parti'den istifa etti ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'na aday olacak diye bir iddia ortaya atıldı. Ortalık biraz karışık. Mehmet Altınöz'ün İstanbul'dan, Suat Kılıç'ın Ankara'dan aday gösterileceği konuşuluyor. Ama bunlar hep konuşulan şeyler. Yeniden Refah Partisi'nde son güne kadar beklemek lazım, sabretmek lazım. Çünkü yarın Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan'la bir araya geldiği zaman ne konuşacaklar, nasıl bir sonuç alacaklarını ben de merak ediyorum herkes gibi. Ben hala... Sürprizlerle dolu diyorsun. Ben hala Yeniden Refah Partisi'nin aday göstermeyeceği yönünde bir düşünce içerisindeyim.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyecekler ama diğer illerde kıran kırana yarışacaklar ve şunu kullanacaklar. İyi bir politika. Biz her şeye rağmen karşılıksız, çıkarsız, menfaatimiz olmadan Ankara, İstanbul ve Ankara'yı AKP'ye bıraktık. Ankara, İstanbul, İzmir'i AK Parti'ye bıraktık derler. Yarın Murat Kurum, işte Turgut Altınok veya Hamza da bu illerde kazandığında da Mehmet Altınöz burada yine oturacak ve göğsünü gere gere biz kazandırdık diyecek. Ve bu ne olacak biliyor musun? Kazandırdıklarında aslında kendileri çok büyük bir kazanç elde edecekler. 2028'e yatırım. Bu şeyle gidecekler. Yani bu bagajla gidecekler. Bak bizim bagajımızda bunlar var. Ne var? Dolu dolu doneler. Kazandırdık bagajıyla insanların karşısına çıkacaklar. Peki.